sizden gelen YouTube'un kanalınızda altı yazdığınız iki tane rüya var. Onu hemen yorumlamak istiyorum. Bir izleyicimiz yağmur yağıyor, balkonda annesi de yanında. O sıra fındık, fıstık, çerez yağıyormuş. O da kucağında topluyormuş. Bir anda da çerezleri yiyip 79'luymuş, yay burcuymuş. Kün, sen bilmem ne. Yani orada yabancı mı, yerli mi belli değil. Ne yazdı? Kün, ŞYZ, kün. Anlamı ne acaba bu? Külfeykün mü? Ne? Külfeykün mü? Kullanıcı adı. Bunu tekrar alalım mı? Yok. Şu an benim sesim çerez yiyor. Olsun. Çerez yağmıyor. Kullanıcı adı o. Rüyada yağmur ya da kar ya da onun yerine çerez yiyen 79'lu yay burcu arkadaşımızın bu dönem özel hayatıyla ilgili oturtamadığı ve ciddi anlamda çözmesi gereken sorunları ve işiyle ilgili beklediği o imzaların ertelendiği ve bir türlü hayatını toparlayamamış olduğunu gösteriyor. O yüzden bu rüyadan 7 hafta sonra, bu rüyayı ne zaman gördünüz ya da 7 ay içerisinde hayatınızda çok güzel değişimler, hayırlı değişimler olacak ve sizin istemediğiniz borluk ve bereket dediğimiz süreç, bir araba kazanız gözüküyor, dikkat etmeniz lazım. Bir de sol ayakta pürüzleriniz var, ihmal etmeyin diyorum. Yay burçları genelde bu 2018 için yıl ortasına kadar sıkıntıları devam edecek. Yıl ortasından sonra büyük bir aydınlık ve büyük bir olumluluğa ferahlık sağlayacak diyorum. Diğer bir rüya, apartmanda en üst katındayız diyor. Aşağıda yangın çıkıyor ama gayet eminim kapıyı kapatıyorum. Yangın bize ulaşmıyor. Yanımda tanımadığım başka insanlar var diyor. Genelde yangın sestir rüyada. Sesi, yaşanan hayatınızla ilgili toparlamanız gereken yenilikler var ama kapıyı kapatıyorsunuz. Bu dönem bütün anlaşmaların sizin hatalarınız yüzünden ters gideceği ve bütün işlerinizi halletmeniz gerekirken yanlışlar yapacağınızı gösteriyor. Ve çoklu insan görmeniz, insanların aklıyla hareket ediyorsunuz. Mümkün olduğu kadar insanların aklıyla hareket etmeyin. Kendi aklınızı kullanırsanız, başarı sağlayacağınız zaman başkasının aklıyla hareket ederseniz zarar görmeyi temsil eder.